Arkadaşlar merhabalar. İkinci derece eşitsizliklerde artık sona geldik. Eşitsizlik sistemlerinden bahsedeceğim ve kalan ayrıntılar var. Onlardan bahsedeceğim ve son 1,5 sayfada artık konuyu kapatıyoruz. Şimdi eşitsizlik sistemi nedir? Bir eşitsizlik ve başka bir eşitsizlik bir aradayken arkadaşlar bunları birlikte çözeceğiz ve ortak çözüm kümesi oluşturacağız. Bakın şimdi bu ayrı bir eşitsizlik, bu ayrı bir eşitsizlik sonuçta. Bunları tek tabloda ama ikiye bölerek yapacağım. Birinci eşitsizlik, ikinci eşitsizlik şeklinde. Köklerini yazacağız. Buradan gelen kök 0 ve 1 çünkü payı 0 yapan değer 0, paydayı 0 yapan değer 1. İkinci denklemin kökü zaten direkt 5. Yazacağız bunları tek tek 0, 1, 5. Birinci denklemin kökleri manasında 0, 1'i iliştirelim. İkinci denklemin kökleri manasında 5'i de böyle işaretleyeyim arkadaşlar. Dolayısıyla birinin kökleri 0, 5 oldu. Diğerinin kökü 0, 1 oldu. Diğerinin kökü de 5 oldu. Böylece ayrı ayrı değerlendiriyorum. Bu eşitsizlikte artı bölü eksiden eksi artı şey. Kök yok orada değiştirmeyelim. Çünkü 5'te bakın kök yok. Aman orada işaret değiştirmeyin. Burada işaret değiştir, burada işaret değiştir. Sonra x eksi 5 artı ile başla, eksi eksi eksi. Burada çift katlık falan olduğundan değil, 5'ten sonra kök yok o yüzden işaret değişmiyor. Dolayısıyla küçüktür 0 olan yerler birinci de bu. Yine küçüktür 0 olan yerler ikinci de bu. İkisinin de ortak olduğu yerler nereler geldi arkadaşlar? Eksi sonsuz, 0 açık aralığı, birleşim, 1, 5 açık aralığı. Bakın ikisinin de negatif olduğu bölgeler bakın. Dolayısıyla sağlayan değerler 2, 3, 4 tane arka şey 3 tane yani. Bakalım şimdi buraya ayrı ayrı değerlendireceğiz yine. Şimdi burada önemli bir uyarım var yalnız. Bakın payın kökü eksi payın diyorum. Birincinin kökü eksi 2 ve 5. İkincinin kökü de eksi 2 ve 2. Yalnız sakın eksi 2'yi çift katlı almayın. Neden? Önceki sorularda, önceki videolarda çarpımlı bölümlüydü. Yani şöyle bir şey falan oluyordu. O yüzden hem payın hem paydanın kökü oluyordu. Haliyle iki tane kökten çift katlı kök diyorduk. Ama bu bambaşka bir eşitsizlik. Bu bambaşka bir eşitsizlik. Sadece biz ortak tabloda çiziyoruz kolay olsun diye. Eksi 2 ikisinin de kökü. 2 ve 5. Ama dediğim gibi ayrı ayrı eşitsizlik olduğu için bunlar çift katlı falan değil. Birincinin köklerini sarıyla göstereyim. Eksi 2 ve 5. İkincinin kökünü de şöyle şu renkle göstereyim. Eksi 2 ve 2. Şimdi birinci neyle başlayacak? Eksiyle. Neden? Bakın burada eksi var. Artı, artı, eksi. İkinci ne olacak? Artı, artı, eksi, artı. Küçük eşit olduğu yerler şöyle. Diğerinin küçük eşit olduğu yerler böyle. O zaman arkadaşlar bunların ortak çözüm kümesi sadece ne çıktı biliyor musunuz? Eksi 2. Başka hiçbir ortak noktaları yok. Çünkü gördüğünüz, hadi pardon. Başka hangi ortak noktaları var? 2. 2 de bu denklemi sıfır yapıyor. Başka ortak noktaları var mı? Başka da yok. Dolayısıyla arkadaşlar gördüğünüz gibi ikisinin de küçük eşit olduğu yer yok. Daha doğrusu küçüktür sıfır olduğu yer yok. Ama eksi 2 de en azından denklemi sıfır yapıyor ikisi de. 2 yine 2 denklemi de sıfır yapıyor mu? Yok, 2 de o denklemi sıfır yapmıyor. Pardon, sadece eksi 2 yapıyormuş. O zaman eksi 2'den başka ortak kökleri yok. Sadece bir tane değeri var o zaman cevap olarak sorunun. Bakalım şimdi. X 6 eksi x x kare. Bakın bunu Mat 1'den de biraz hatırlıyorsunuzdur. 3 tane böyle ayrı ayrı x'li denklem olursa mecburen ayrı ayrı çözeceğiz. Yani 1 bunu, 2 bunu. Yani eşitsizlik sistemi olacak. Şimdi 2x eksi 6 küçüktür 0 yaptım onu anlamak için. X kare artı x eksi 6 yine büyüktür 0 oldu. Bakın bu eşitsizliği çözeceğiz şimdi sistemi. Sadece düzenledim. Burada bundan farklı bir şey yoktu. Hepsini bir tarafa toparladım. Geliyorum şimdi. Bu çarpanların ayrılırsa x artı 3, x eksi 2. Bir kökü o zaman bunun eksi 3, bir kökü 2. Bunun kökü zaten 3 payın. Birincinin pardon payın değil. Eksi 3, 2 ve 3. Ne yapacağız? Birinci eşitsizlik ve ikinci eşitsizlik. Şimdi birinci eşitsizliğin kökü neler? Sadece 3.
İkinci eşitsizliğin kökleri neler? Eksi 3 ve 2. Sonra birinci artı ile başlıyor. Eksi, eksi, eksi. İkinci yine artı ile başlıyor. Buralarda artı eksi artı oluyor gördüğünüz gibi. Birinin büyüktür sıfır olduğu bölge ikincisinin burası. Öbürünün birincinin negatif olduğu yer burası. Her ikisinin de ortak çıktığı yer neresi? Eksi sonsuz eksi 3 birleşim 2 3 aralığı. O zaman x'in en büyük tam sayı değeri nedir arkadaşlar? Eksi 4. Niye 2 veya 3 almadım? 2 de açık aralık, 3 de açık aralık sağlamaz o yüzden. Sadece burada eksi 4 olacak alabileceği en büyük değer arkadaşlar. Eşitsizlik sistemi gibi görünmeyip aslında bir nevi eşitsizlik sistemi gibi çözeceğimiz soru modeline geldi sıra. Neden böyle diyorum biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar köklü denklemlerde dikkat etmeniz gereken bir şey vardır. Eğer kök derecesi çiftse asla içerisi negatif olamaz. O yüzden bu soruda normal önce kökleri bulalım bir 4. Payın kökleri 4 sadece paydanın da 6 ve eksi 6. Eksi 6, 4 ve 6 tamam mı? Yalnız diyorum ki kök ayrıca değerlendirilir. Normal sistem diyelim yani komple buranın sistemi ayrı. Şimdi bakın. Bir kere kökler zaten neler? Eksi 6, 4, 6. Hepsi bakın denklemin kökleri. Ama şu köklü denklemin içi negatif olmamalı ya. Orada dikkat etmeniz gereken şey 4 ve 4'ten büyük değerlerde bu soru geçerli. Şu kısımdan itibaren cevabı kabul edeceğiz. Neden? Çünkü gidip siz düşünsenize x'e 3 verdiğinizde o zaman matematiksel olarak soru yanlış olur. O yüzden köklü denklemlerde kök derecesi çiftse benim gibi bunu ayrıca böyle bir tablonun içine yerleştirin. O şartlar altında soruyu yapın. Artık ne diyeceğiz? Payın arkadaşlar işareti artı, paydanın işareti eksi, eksi ile başlayacağız. Sonra artı, sonra eksi, sonra artı. O zaman bu denklemin büyük eşit sıfır olduğu yerler normalde burası ve burası. Ama sağlandığı yer mecburen neresi bakın? 4 kapalı, 6 açık aralığı. Dolayısıyla 4 ve 5'i alabilir bu denklem sadece. Cevap o yüzden 9 olacaktır bakın. Bu şekilde köklü denklemlerde buna dikkat etmeniz lazım. Bakın şimdi. Bir köklü denklem verilmiş yine. Soruda x büyük eşit eksi 5 olmalı. Bir de x küçük eşit 3 olmalı. Neden? 3'ten büyük değerler olursa burası negatif olur. Eksi 5'ten küçük değerler olursa burası negatif olur. O yüzden neymiş yani? Bulacağımız köklerin eksi 5 ile 3 arasında olması lazım. Bundan sonra ne yapacağız? Bundan sonra size bir bilgi vereceğim. Köklü denklemler. Her iki taraf köklüyse arkadaşlar her iki tarafın karesini alın rahat edersiniz. İlk yapacağımız kısım kenarda duracak ama burası normal standart bir bilgidir. Her iki tarafın karesini alın. 3 eksi x, x artı 5. Eğer işin içinde karekök varsa. Sonra attım bu tarafa. Eksi 2 büyüktür 2x oldu. Eksi 1 büyüktür x oldu. Normalde şimdi çözümümüz bu. Ancak biz neye dikkat etmeliydik? Bu şartlar altında cevap vardı. O zaman tamam. Eksi 1'den büyük olmalı. Ama 3'e kadar olabilir bu soru. Çünkü 3'ten de küçük eşit olması gerektiğini söylemiştim. Cevabın sağlanması için. Kök x artı 10, kök x şey ve x eksi 2. İki taraf köklüyse kare alırız. Bir taraf köklü, bir taraf normal denklemse yine kare alırız. Sadece neye dikkat edeceğiz arkadaşlar? Asla bir kare köklü sayı negatif olamaz. O yüzden x büyük eşit 2 olmalı demeliyiz. X artı 10 normalde evet x büyük eşit eksi 10 diyeceğim ama x 2'den büyükse eksi 10'dan zaten hayli hayli büyüktür. O yüzden bu soruda şunu dikkat etmemiz lazım. Bulacağımız cevabın evet bu şartlar altında sağlanması gerekiyor. Kare alıyorum şimdi. X artı 10 x kare eksi 4x artı 4. Attım öbür tarafa x kare eksi 5x eksi 6. Buradan da x eksi 6 x artı 1. Hepsini ne tarafa atmıştım ben? Sağ tarafa. Küçük eşit 0 olacak. O zaman şimdi bakın. 2'yi de yerleştirelim biz hata yapmamak için. Eksi 6, 1 ve 2. 2 sadece bu kökün negatif olmaması için, dışının negatif olmaması için sağlanması gereken değer. Yani bu şartlar altında soru geçerli. Şimdi geliyoruz.
Eksi 6, eksi 6 yazmışız, affedersiniz. Onun kökü 6, eksi 1. Düzeltelim. Eksi 1. Şurayı 2 yapayım. Burayı 6 yapayım. O zaman eksi 2 de kök geçerli. Şurayı da şöyle bir karalayayım. Burası, bakın, bu şartlar altında cevap geçerli diyelim. Şimdi artık köklerimiz neler? Eksi 6 ve eksi 1. Neyle başlayacağız? Artıyla başlayacağız. Eksi, eksi, artı. Ne olması lazım dedik? Küçük eşit 0. O zaman küçük eşit 0 burası. Ama ne demiştik? 2'den büyük değerler için olur. O zaman 2 kapalı, 6 yine kapalı olacak arkadaşlar. Bu değerler arasında kaç tane? Ha, gerçi zaten kümeyi sormuş. Sağlayan değerler kümesi 2 kapalı, 6 kapalı olmak zorunda arkadaşlar. Evet, gelelim bu tarz yorum sorularına. M kare eksi m eksi 2 x kare artı m artı 1 çarpı x eksi 3 eşittir 0 denkleminin farklı iki reel kökü olduğuna göre. Bu ikinci derece denklemlerde yapıyorduk ama oralarda basit birinci dereceden eşitsizlik çıkıyordu. Şimdi standart ikinci derece denkleme bağlayacağız. Ne diyeceğiz? Bir denklemin farklı iki kökü ne demek? Delta büyüktür 0 demek. Yapalım o zaman. M kare artı 2m artı 1 eksi 4m kare artı 4m. Aa, bir de orada eksi 3 ile çarpmayı unuttuk, pardon. O zaman eksi 4 çarpı eksi 3'ten 12. 12m kare eksi 12m artı, pardon, eksi kaçla çarpmıştık? 12 eksi 24. Bu ne olmalı? Büyüktür 0 olmalı. M kare 12m kare daha 13m kare oldu. 2m eksi 12m eksi 11m oldu. 1 eksi 24 eksi 23. Büyüktür 0 oldu. 13m. Valla bu korku, yani 2m ile eksi 12m'yi yanlış toplamışım. Eksi 10m olacak. 13m m. Şurasını eksi artı 1 yapayım. Burayı da eksi 3, 23 yapayım. Hakikaten bakın oluyor gördüğünüz gibi. Dolayısıyla buradan da köklerimizden birine geldi. Eksi 1, öbürü 23 bölü 13 oldu. Ne ile başlayacağız? Artı, eksi, artı. Ne olması lazımdı? Büyüktür 0. Eksi sonsuz, eksi 1. Birleşim 23 bölü 13 sonsuz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu sorunun da cevabı. Denkleminin aynı işaretli iki farklı kökü varsa A'nın çözüm aralığı. Bakın şimdi. 1, bu soruda kontrol etmemiz gereken şey delta büyüktür 0. 2 ne biliyor musunuz? Aynı işaretli iki kök, o zaman garanti şudur. Kökler çarpımı 0'dan büyüktür. O yüzden burada arkadaşlar bunu söylememiz lazım. C bölü A'yı da yapacağız. Bunu da yapacağız. Yani eşitsizlik sistemi çözeceğiz. 1. Kökler toplam şey, kökler çarpımından ziyade önce delta'ya bakalım. 4a kare eksi a eksi 4 çarpı a eksi 1 çarpı a artı 2 büyüktür 0. Yani 4a kare eksi 4a kare. Şimdi normalde burası 2a oluyor, eksi 4a oluyor. Eksi 2 eksi 4 artı 8 oldu. Büyüktür 0. 4a kareler gitti. Buradan da 8 büyüktür 4a. 2 büyüktür a geldi. Bu basit bir şey geldi. C bölü a'ya bakalım. A eksi 1, a artı 2. O zaman eşitsizlik sistemi çözeceğim. Birinci eşitsizlik 2 geldi bir kökü. Çünkü 2'den büyük de küçük değerler için sağlanıyor. Diğerinin kökleri de ne? Eksi 2 ve 1. O zaman eksi 2, 1, 2. 2 sadece birinci denklemin şunun. Ve nerelerde sağlanıyor cevap? Artı, eksi, eksi, eksi. 2 küçüktür a olması lazım zaten. Evet, tamam. Burası. Pardon. Onu düzelteyim böyle. İkinci denklemde köklerimiz 1 ve eksi 2. Artı, artı, eksi, artı. Bunun da büyüktür 0 olması lazım. Burası ve burası. Her iki kısmın sağlandığı bölge neresi oldu? Eksi sonsuz. Eksi 2. Birleşim 1, 2 arkadaşlar. Bu şekilde olmuş oldu sistemin çözümü. Son soruya geldik ve burada önemli bir şey söyleyeceğim size. B kare eksi 4AC'de arkadaşlar deltamız bu ya. Eğer köklerin işaretleri tersse burada bakın kökler çarpımı negatif olur.
Kökler çarpımı negatif olursa c bölü a negatif olur. Dolayısıyla c çarpı a da negatif olur. Eksi çarpı eksiden burası artı olur. B kare zaten ya sıfır ya pozitif. O zaman bir denklemin kökleri ters işaretliyse delta kesinlikle büyüktür sıfır geliyor. O yüzden kontrol etmenize gerek kalmayacak. İstisnadır ama bu. Farklı iki kökte bunu yapmıyoruz. Aynı işaretli de bunu yapmıyoruz arkadaşlar. İkisi de artı olursa, ikisi de eksi olursa bunu yapmıyoruz. Kontrol etmeliyiz. Ancak x1 sıfırdan küçük, x2 de sıfırdan büyükse böylece arkadaşlar kesinlikle bunu kontrol etmenize gerek kalmıyor. Ben hocam illa bakacağım derseniz, illa delta büyüktür sıfır yapacağım derseniz siz bilirsiniz. Fazlalığın işlem yapmış olursunuz. Dolayısıyla benim yapacağım ne biliyor musunuz? 1. Delta büyüktür sıfırı pas geçmek. Onu yapmaya gerek yok. 2. Bakın demiş ki x2'nin x1'in mutlak değerinden küçük olduğunu söylüyoruz. Bu bana şunu anlatır. Kökler toplamı negatif. Neden? X1 zaten negatif. Örnek eksi 5 olsun. X2 de 4 gibi bir şey olsun. Hakikaten bakın o zaman ne oluyor? Birinin mutlak değeri gerçekten pozitif olandan büyük oluyor. 3. Böylece kökler ters işaretli olduğu için zaten kökler çarpımı negatif olacak. Tamam. O zaman nelerdir? Kök toplamı ne demekti? Eksi b bölü a. Yani 5 eksi m bölü 2 eksi m. Ne olmalı? Küçüktür 0. İkinci eşitsizlik sistemimiz nedir? Kökler çarpımı. O da 4 bölü 2 eksi m. Ne olmalı? Küçüktür 0. O zaman bakalım. Birinci eşitsizlik, ikinci eşitsizlik. Köklerimiz 5 ve 2. 2 sadece buranın köküyken 2 ve 5 birincinin kökü. Ne ile başlayacağız? Eksi bölü eksiden artı. Eksi artı. 4 bölü 2 eksi m'de de eksi m olduğu için eksi eksi artı. İkisinin de küçüktür sıfır olduğu yer neresi? 2, 5 açık aralığı. Dolayısıyla bunu da böyle halletmiş olduk. Eşitsizlik yorumu, kök yorumu, delta yorumu bunları ikinci derece eşitsizlikle birleştirdim. Artık arkadaşlar benden bu kadar. İkinci derece eşitsizliklerle ilgili her şeyi anlattım. Tabii ki çok ayrıntı sorular olabilir. Çok enteresan şeyler olabilir. Şimdilik bu kadar anlatacağım. Ekstra böyle tekrar testi falan çözebilirim. Eşitsizlik sonuçta önemli konu. Bir de gerçekten türev çalışacaksanız lütfen burayı düzgünce çalışın. İkinci derece denklem, ikinci derece eşitsizlik kısmını çok güzel çalışın. Türevde artan azalanda buraları anlamanız gerekiyor. Buralarla ilgili güzel yorumlar var. Oralarda kafanıza takılan şeyler olursa buraya geri dönersiniz. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İyi çalışmalar. Diğer videolarda görüşürüz.